Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kınemsi dıktanlar ekranımız olsun. Pakistan'ın Karachi'deki Xitay Şifahanesi korallık hücum gıfçürüdü. Pakistan'ın Karachi'deki Xitay Şifahanesi korallık hücum gıfçürgan bulup, hücumda bir Xitay ölüp, iki Xitay yarlandı. BBC'nin bu haftaki haberde bildirilmişçe, Pakistan'ın cenubidiki Port Şehir Karachi'de 28. sentabr bir erkişi Xitaylar açgan çikeselliki şifahanesi korallık hücum kılgan. Hücumda bir Xitay ölüp, iki Xitay yarlangan. Hücum kılgıcı nak meydandan kaçıp gitken bulup yerlik hükümet dairleri izdeş hareketi başlagan. Haberde bildirilmişçe bimar kıyafeti de yasınıp alğan bir kişi şifahanaga kirip oq çıkargan. Sakçılarının eğitişçe ölgen ve yarlangan üçünün hemmesi de Xitay ve Pakistan kimliki bar bulup, mezkur Xitaylarının Karachi'de şifahanası açkınıga 40 yıl bolgan. Hücum kılgıcı 30 yaştan aşkan adam bulup hücum devamında Pakistan puhralarıga ziyan yetküzmügen. Hücum kılgıcı vakadan keyin motosiklet bilen sırtı saklap durgan hemrahinin yardımıda kaçıp ketken. Yerlik sakçılar ölgücünün 74 yaşlık çiş doktoru Richard Hu'nun yardımcısı Ronald Chow ikenligini inihlap çıkan. Yarlanganlar bolsa Richard Hu ve onun 72 yaşlık ayalı iken. Bu ikisi hücumda yarlangan bulup nöbette doktorhanda davalanmaktiken. Hazırgıcı hiç kandak teşkilat mezkur hücumdan cevapkarlıkını üstüge almagan. BDT'deki Xitay taraftarları bilen adalet taraftarları arasındaki münazire evcige çıktı. 20-ci devlette faaliyet kılıvatkan 60'tan artık Uyghur Teşkilatı Birleşme Bayanatı ilan kılıp, BDT'ye aza başka devletlerine Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk depsendikliki meselesi de Amerika tarafta durup, Xitay'nın mesuliyetini sürüştü kılışkı çakırdı. Amerika Avazı'nın 28. sentabr'daki haberde bildirilmişçe, Xalqara Kişilik Hukuk Teşkilatları Amerika rehberliğinin BDT'ye sunulan BDT Kişilik Hukuk Kengeşi'nin Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk hatırasını münazir kılış karar lahisini karşı aldığını hem de BDT'ye aza devletlerini karar lahisinin tasdiqlanışını kollaşkı çakırı kılgan. Mälum bolgandak 26. sentabr Amerika ve Angliyani öz içige alğan bir kısım devletler Xitay'nın Uyghurlarga tutkan muamelesini müzakir kılış teklif lahisi sunugan idi. Şu günün münazirde Amerika vekili Xitay'nın Uyghurlarga karata irqi qırğınçılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılıvatkanlıqını yeni bir qetim tekitlep, Xitay'nın kişilik hukuk mütexessislerinin rayonda müstakil tekşürüş elip birişiği yol koyuşku ündigen. Ve Amerika'nın Xitay'nın irqi qırğınçılık ve insaniyetke karşı cinayetinin çünkur endişi kılıdığallıqını bildirip, biz Kişilik Hukuk Ali Komissarı İşhanesi tayarlıgan ve Michel Bachelet 31. Ağust ilan kılgan dokulatı hüccetleştirilgen tutkun kılış, kıyın kıstak ve başka xorlaş kılmışlarına alahide dikkat kılımız. Biz Xitay'ını bu kabihliklerini derhal tok tutuşka, nahiq tutkun kılıngallarına koyup berişke, izdireksiz gayip bolgallarının izdirekini berişke ve müstakil tekşürgücülerinin Şarkı Türkistan'da tekşürüş elip berişiği yol koyuşu çakırımız dedi. Ve sözüge ilave kılıp, Xitay'nın çet eldeki öktücülerge çigra halkı parakendicilik seylivatkallıqını tənkildi. Yığın diyene Angliyanın Cenevede duruşluk baş elçisi Simon Manley söz kılıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki iğir ve sistemilik kişilik hukuk depsendicilikige köz yumuşku bulmaydıqallıqını etdi. Ve sabık kişilik hukuk Ali Emeldarının dokulatı da Şarkı Türkistan'da insaniyetke karşı cinayet yüzberivatkan buluşu mümkillikke baykalgan. Biz Müslüman ayarlarının mecburi tuğmas kılınıvatkallıqı, Uyghurlarının dini ibadet kılışıga özünün tilidi sözlüşüge yol koyulmaydıqallıqı, itikadını beca keltürüşüge yol koyulmaydıqallıqı, kişilerinin pekat Uyghur ve başka yerlik milletki tevab bulgallıqı üçün tutkun kılınganlıqı ve ten cezasıga uçurgallıqıga ait delillerge eriştik. Biz kişilik hukuku kılıngan bu xil iğir ve sistemilik ziyankeşlikke köz yummaslıqımız gerek. Kişilik hukuk kengeşi bu defsendikilikke sükut kılsı bolmaydı, sükut kılmaslıqı şart dedi. Ama yığında Pakistan vekili Müslüman ellerini öz içige alğan Xitay'ını kollaydıgan 60'tek istibdat devletler ve Xitay bilen zik iqtisadi münasibeti bar terakki kılıvatkan ellerge vakaleten söz kılıp, Şinjan'ın Xitay'ın içki meselesi ihkenlikini ilgiri sürgen. Şundaklı garipni kişilik hukukunu siyasiylaştırdı deb ayıplaş bilen bir vaqtta, dikkatinin garipteki islamofobiyaga yani islam vahimesige qaratilishi gereklikini tekitligen.
Yığındı yana Germaniya vekili söz kılıp, Germaniya'nın Uyghurlar vaziyetinden qattıq endişe qıldığanlığını Kişilik Hukuk Ali Komissarı İşxanasının Şarkı Türkistan Kişilik Hukuk Vaziyetine ait mahiyetlik dokulatını karşı aldığanlığını, bu medeniyet, dini, kimlik ve dini miraslarını çekiş cihetlerdeki sistemilik bastırışını özgü alan dokulatdaki mevcut delillerinin Xitayning qilmishlarining insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qiladiganligini ko'rsatganligini bildirdi. Yig'inda Hammadinbek diqqat qo'zg'ig'ini Xitayning atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultayining mudiri Shavkat Eminni bu yig'inda so'zlitishi bo'lib, u Xitayning Sharq Turkistondagi siyosatini ahladi va Xitayning har doimgi bildirlashlari bilan Xinjiangning Xitoy asosiy qonundagi kishilik huquqiga qattiq amal qilayotganligi, xalqning turmushi kafolatga ega bo'lganligi, kishilik huquqining zo'r utuqlarga erishganligi, Xinjiangda har millat xalqining barobar ekanligi va hukumatga teng qatnashayotganligi degandek safsatalarni o'tirg'i qo'ydi va g'arb davlatlarini tanqidlab, ba'zi g'arb davlatlarining shundoqli atalmish yomon g'arazlik bir qism kishilarining Xinjiangning kishilik huquq ishlarida erishgan ko'rinarlik natijalarga ko'z yumib, kishilik huquqni siyosiylashtirganligi, vositalashtirganligi Xinjiangni qalaymaqon qilmoqchi bo'lganligini ilgari surib bildirdi. Shavkat Emin 2017 yili Sharqi Turkistonda cho'ng tutqun boshlanib, millionlagan Uyg'ur lager va turmalarga qamalgan, majburiy amgak korxonalariga yotkalgandan buyon Xitoy tajovuzchilari tomonidan BDT kishilik huquq kengashiga elib berilib, Xitoyning siyosatini oqlashga saylangan 2-chi yuqori darajalik Uyg'ur amaldori bo'lib, ilgari atalmish Uyg'ur avtonom rayonining hozirgi qo'rchoq raisi Erkin Tunyas BDT'de Xitoyga vakolatan so'z qilib, o'xshashli Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizgan siyosatini oqlagan edi. Gerçi Pakistan qatarlıq dövlətlər Xitayını qollagan bolsunmu, biraq şu günü yığında söz alğan Amerika, Angliya, Germaniya, Çexiya, Litva, Fransiya, Finlandiya, Yeni Zelandiya, Yaponiya, Lüksemburg qatarlıq qərb dövlətlərinin hamısı Uyğurlar tərəfdə turub, BDT kişilik hüquq kengəşinin müstəqil təkşürüş edib verişini, Xitayının kişilik hüquq ali komissarlığının dokulatidiki tövsiyələrə əməl qilishi kerakligini təkidləşdi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika kishilik huquq kengashiga sunilgan qaror loyihasi haqida kelar hafta BDT kishilik huquq kengashiga a'zo 47 davlat bilet tashlab qaror chiqaradi ekan. Xalqaroliq voleybol musobaqasida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. Gollandiyada yashayotgan bir guruhi xonim-qizlar xalqaro ayollar voleybol musobaqasi davomida Xitoyga qarshi namoyish qildi. Gollandiyada yashayotgan 12 nafar xonim-qizlardan tashkillangan bir guruhga 28 sentabr Gollandiyaning Arnhem shahrida o'tkazilgan Xitoy bilan Yaponiya o'ynayotgan xalqaroliq ayollar voleybol musobaqasi davomida Xitoyga qarshi namoyish qilgan bo'lib, bu namoyishni Gollandiya tashkilotlar ittifoqi o'rinlashtirgan. Guruhdagi xonim-qizlar musobaqa maydonida Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat degan shior yozilgan mayka kiyib Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarga qarshi norozilik bildirgan. Namoyish davomida xonimlarning kiyimlari kishilarning diqqatini tortgan. Uning ustiga Yaponiya komandasi tarafida turib, Yaponiya mahirlari to'p kirgizganda olqishlab chavoq chalgan. Musobaqa boshlanib, yarim soat o'tgandan keyin omonlik saqlash xodimlari Uyg'ur xonimlar kiygan maykini saldirib olgan. Xitoy Amerika muavin prezidentining so'zlariga norozilik bildirdi. Xitoy Amerika muavin prezidenti Kamala Harrisning Yaponiya ziyorati jarayonida qilgan Amerikaning Tayvan bilan rasmiy bo'lmagan munosabatlarini davomliq chuqurlashtirganligi to'g'risidagi so'zlariga norozilik bildirdi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Beijingda o'tkazilgan kundalik axborot e'lon qilish yig'inida Harrisni Washingtonning bir Xitoy prinsipidagi va'dasiga amal qilishga chaqirdi. Bayonatchi Wang Wenbin muavin prezident Harrisning Xitoyning qoida prinsiplarini asos qilgan xalqaro tartibning negizlik asosiga buzg'unchilik qilyotadi degan so'zini tilga olib, aslida xalqaro tartibni buzgan tarafning Amerika ekanligini o'tirg'i qo'ydi. U yana Amerika taraf Xitoy bilan diplomatik munosabatning asosini tashkil qiladigan 3 birlashma xitobnomada dunyoda faqat birli Xitoyning borligini, Tayvanning Xitoyning ayrilmas bir parchasi ekanligini qabul qiladi. Va'dasida turish eng aqalli qoida. Agar Amerika o'zining va'dasiga amal qilmasa, qoida qanday qoida bo'ladi? Bu ahvol davomlashgan ahvolda xalqaro tartibga buzg'unchilik qilgan taraf Amerika bo'ladi, dedi. Bayonatchi Wang yana Amerikani 3 birlashma xitobnomadagi va'dasiga va bir Xitoy prinsipiga amal qilib, Tayvanning mustaqilligini tashabbus qiladigan bo'lg'unchilarning faoliyatiga ochiq-oshkora qarshi turishga chaqirdi.
Xitoy Tayvanda hokimiyat yurgizayotgan Demokratiyani ilgari surish partiyasi DPP hukumatini bo'lgunchilik bilan ayiblaydi va uning bilan bo'lgan har qanday munosabatni Tayvanni mustaqil bo'lishga jasoratlantirish deb qaraydi. Yevropa Rossiyaga qarshi 8-inchi embargosini e'lon qildi. Yevropa İttifaqı Rossiyaga qarshi savdo cheklamalari va Rossiya neftining yuqori baho chekini bekitishni o'z ichiga olgan 8-inchi embargo loyihasini o'tirg'i qo'ydi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Yevropa İttifaqı komiteti boshlig'i Ursula von der Leyen, Yevropa İttifaqı tashqi munosabatlar va bexatarlik siyosati oliy vakili Joseph Borrell Yevropa İttifaqının yangi taklif loyihasini e'lon qildi. Ursula von der Leyen Ukrayna'nın şarkıda Rusya paras bölgünçiler ötküzgen sahte referandumunu ve Ukrayna zimellerinin kuşu verişini itiraf kılmaydıqallıklarını təkidləb, Putin'nin yadro təhdidi ve seferberlik ilanının ciddiçilikini küçə etkirlikini etdi. O, bu sebepten Avrupa İttifakı'nın Rusya'ya qaratılığan 8-ci embargo layihasının tayarlıqallıklarını, Rusya iqtisadını acizildişini maksat kılgallıklarını qayt kıldı. Ursula von der Leyen təklif qılğan və icra qılış üçün Avropa İttifaqına əza 27 dövlət tərəfindən təsdiqlənişi kerak bolğan yeni embargo layihəsinə əsaslanğanda bəzi kişi və idarə orqanlar embargo tizimlikigə kirgizildikən. Sodu və neft import qılışda bəzi çəkilmələr qoyulidikən. Bu ramkada bəzi Rusiya məhsullarını import qılış çəkilindi. Avropa İttifaqı təfsilatı hazırca aşkarlanmağan bu məhsullarının Yevropa bazarına kirgizilmesliği sebebinden Rusya'nın 7 milyard euro kirimden quruq qalıdığanlığı təxmin qılınmaqda. Yevropa İttifaqında işləp çıxırılğan bəzi məhsullarını Rusiyada eksport qılışımı çəkilindi. Bu arqalıq Rusiya armiyasının hərbi sahədəki hayati əhmiyyətki iki texnologiyalarga iki bulalmaslıqı məqsəd qılındı. Bu məhsullar içində Avasiyada işiltildiğən üskünülər, elektronluq zapcaslar və ximiyelik maddalar var. Münazimət kəsbini öz içiga alğan embargo layihəsində Avropa İttifaqı puxralarının Rusiyada dövlət igilikidəki şirkətlərinin müdiriyyətində bolışı çəkilindi. Ursula von der Leyen embargo layihəsinin Rusiya neftini mə öz içiga aladığanlığını əskərtib, Rusiya uruşunu iqtisad bilan təminləş üçün energiya yığılğıqlarını setişdən qolğa kirgizgən pullardan faydalanıvatıdı. Bu layihədə Rusiya neftinin yuqori baha çekini bekitish qanuni əsasqa ega qılındı dedi. Yevropa İttifaqı tashqi munosabatlar va bexatarlik siyosati oliy vakili Joseph Borrell embargo yurgizilgan shaxslar va idora organlarining tizimligini kengaytirganliklarini bildirdi. U tizimlikning Ukraina zimmalarining Rossiya tomonidan ishg'ol qilinishida va qo'shib olinishida hassi bo'lganlardan tuzilganligini, bularning ichida yuqori darajalik harbiy mas'ullar, qaror chiqaruvchilar, ba'zi oligarxlar bilan ta'tir tashviqotchilarining borligini eskertdi. O 300 ming kishini askarlikka chaqirib, urushni ulg'aytganlarga bevosita javob berishni maqsad qilganliklarini ta'kidladi. U Donetsk, Luhansk, Kherson va Zaporojiyada Rossiyaning vakili salohiyatidagi rossiyalik mas'ullar bilan Ukrainaning 4 rayonida saxta referendum o'tkazgan kishilarni nishon qilganliklarini bildirib, mudofaa sanoatidagi ba'zi kishilarni ham tizimlikka kirgizganliklarini qayd qildi. Rusya bilan Xitoy sun'iy hamra o'rin belgilash kelishimi imzoladi. Rusya bilan Xitoy Rossiyada ishlangan GLONASS va Xitoyda ishlangan Beidou sun'iy hamra o'rin belgilash tizimlarini o'zaro o'rinlashtirish kelishimi imzoladi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, bu kelishim Rossiya-Xitoy sun'iy hamra o'rin belgilash strategik hamkorlik loyihalari komiteti tomonidan chaqirilgan sin yig'inida imzolandi. İgilnişçe kilişim dairesinde Rusya'nın GLONASS sistemleri Xitay'a, Xitay'nın Beidou sistemleri Rusya'ya uğrulaştırıldıken. Rusya'nın 3 ölçeş istansı Xitay'nın Changchun, Ürümçi ve Şanghay şehirlerine, Xitay'nın ölçeş istansları bolsa Rusya'nın Obninsk, Irkutsk ve Petropavlovsk, Kamchatsk şehirlerine uğrulaştırıldıken. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərimiz müşahidə axırlaşdı. Ətki xəbərimizi görüşkücə sizlərini cənabı Allah xıtaşırmız. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxısındakı barlı xizmət daşırmağa köptün köp rəhmət edimən. Assalamu aleykum və rəhmətullah.